Herkese yeniden merhabalar Mavi Kadın izleyicileri. Bu videomda sizlere tam 5 tane Instagram hikaye hilesinden bahsedeceğim. Instagram'da bazı hikayeleri görüyorsunuzdur, böyle şekilli, şukullu, renkli falan. Çok hoş oluyor ama bazen de sinir bozucu olabiliyor. Sinir bozucu olduğu noktadan da birazdan bahsedeceğim. Şimdi hikayelerinizi nasıl çeşitlendirilebilir ve güzelleştirebilirsiniz, bundan bahsedeceğiz. İlk ile hemen başlamak istiyorum. İlki şu aslında, hemen sizlere göstereceğim. Instagram'da karşınıza çıkıyordur böyle tam ekran bir arka plan, üstünde küçük bir gönderi resmi var ama nereye tıklarsanız tıklayın sizi gönderiye yolluyor. Hani story'yi geçmeye çalıştığınızda da gönderiye gidiyorsunuz. Sinir bozucu bir durum. Ama şimdi onu yapmayı göstereceğim size. Hemen cep telefonumdan ekran kaydını başlatıyorum. Şimdi bahsedeceğim hile şu. Bazen önünüze çıkıyordur. Bir story'de nereye tıklarsanız tıklayın gönderiye gidiyorsunuz. Hani story'yi geçemiyorsunuz vesaire. Şimdi onu nasıl yaptığımızı ve gönderilerimizi story'mizde paylaşırken arkaya nasıl arka plan eklediğimizden bahsedeceğim. Şimdi öncelikle hikaye kısmına geldim. Bu arada şunu atladım. Şunu yapmanız gerekiyor. Paylaşmak istediğiniz story'nizde gönderiyi ekran görüntüsü alıyorsunuz. Ardından galerinize geliyorsunuz ve bu ekran görüntüsünü kırpıyorsunuz. Şu şekilde. Süper. Kırptıktan sonra Instagram'daki gönderinizi normal bir şekilde story'nize ekliyorsunuz. Ama büyütebildiğiniz kadar bunu büyütüyorsunuz. Bu şekilde. Büyüttükten sonra istediğiniz bir arka plan seçiyorsunuz. Ki ben bunu önceden indirmiştim. Arka planı galerinizden kopyalayıp hikayenize yapıştırıyorsunuz ve arka planı büyütüyorsunuz. Buraya kadar her şey süper. Son kalan adım da şu. Az önce kırptığınız o gönderi vardı ya, onu alıyorsunuz ve onu da story'nize yapıştırıyorsunuz. Hemen yapıştırdım. Şöyle de ortaladım. Süper. Şimdi mesela ben bunun altına yazıyorum ki new post. Şu şekilde. Şimdi bunu bir hikayemize ekleyelim. Bakalım oldu mu olmadı mı? Hemen eklenmesini bekliyorum. Şimdi bakın tıklıyorum ve arkadaşlar gönderiye gidiyorum. Çok iyi değil mi? Gayet güzel bir şekilde çalıştı. Bu gayet storylerinizi renklendirmeniz için güzel. Şimdi ben bunu siliyorum çünkü bu yeni bir gönderi değil ve ikinci hileden devam ediyoruz. İkinci hilemiz şu, bizim şu anda stüdyomuzda da yer alan yeşil perde. Instagram storylerinizde yeşil perde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi herhangi bir efekte geldiniz. Efekte geldikten sonra şu aşağıya tıklayarak efekt sayfasını gör diyoruz. Ardından efekt galerisine geliyorum ve aramaya green screen yazıyorum. Zaten denemek için yazmıştım. Green screen yazdıktan sonra şimdi dene diyorum. Şu şekilde arka plan için fotoğraf ekle diyor. Medya ekleye tıkladım ve arka planıma mesela bunu ekledim. Kendim bu şekilde küçültüp büyütebiliyorum ve istediğim yere konumlandırabiliyorum. Bu da yeşil perde kullanmak istediğinizde, yani arkanıza başka bir şey koymak istediğinizde, mesela ciddi bir story atıyor olabilirsiniz. Mesela bu şekilde. Böyle kullanabileceğiniz bir Instagram story özelliği. Şimdi hep beraber üçüncü hilemize geçiyoruz. Üçüncü hilemiz de böyle çok güzel gözüken bir Instagram hikayesi yapmak için aslında. Bunu da sıklıkla influencerlarda ya da Instagram'da bir arkadaşınızda görmüş olabilirsiniz. Şimdi bunun için öncelikle şunu yapıyorum arkadaşlar. Story'imde paylaşmak istediğim fotoğrafı story'ime ekliyorum. Mesela ben bunu eklemek istiyorum. Bunu ekledim. Ardından tüm ekranı boyuyorsunuz. Bunu nasıl yapacaksınız? Hikaye kısmında sağ üstte bulunan 3 noktaya tıkladınız ve çize tıkladınız. Buradan istediğiniz bir rengi seçip fotoğrafın üstüne basılı tutuyorsunuz ve bütün ekran boyanmış oluyor. Ardından üstteki simgelerden en sondaki olan silgiyi seçiyorsunuz. Ve silgiyle fotoğrafınızın şöyle belirli yerlerini karalayabiliyorsunuz. Üçüncü hilemizi de bitirdiğimize göre dördüncüye geçiyorum. Dördüncüsü hikayenize birden fazla fotoğraf ekleme. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Mesela ben şimdi böyle bir fotoğraf çektim arkadaşlar. Sonra bir arka plan yapmak istiyorum kendime ve bu şekilde pembeye boyadım. Galerime geliyorum. Galerime girdikten sonra mesela bu fotoğrafı kopyala diyorum. Kopyaladıktan sonra hikayedeki yazı yazma kısmına girip fotoğrafımı yapıştırıyorum.
Mesela bunu bu şekilde konumlandırıyorum. Ardından da hemen bir fotoğraf daha seçeceğiz. Şuradan şunu seçelim diyelim ki. Bunu da kopyala diyorum ve bunu da yapıştırıyorum. Şu an iki fotoğrafı aynı anda story atabiliyorum. Bunu çoğaltabilirsiniz istediğiniz sayıda ve dizaynda olmak üzere. Böylelikle de story'nize birden fazla fotoğrafı aynı anda eklemiş oluyorsunuz. Şimdi son hilemizden bahsedeceğim. Bu bir aralar çok popüler olan boomerang'la alakalı. Biliyorsunuz ki Apple telefon kullanıyorum ben ve live özelliği var. Live özelliğiyle canlı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bu canlı fotoğrafları da Instagram hikayelerinizde boomerang olarak paylaşabiliyorsunuz. Nasıl olduğunu hemen gösteriyorum. Yine hikaye atma kısmındayım. Buradan galerime girdim ve canlı fotoğrafları seçiyorum. Bu benim bir live fotoğrafım. Buna hikayenin üstünde boomerang yazısını görene kadar basılı tutuyorum. Şu anda bir boomerang haline gelmiş oldu. Böylelikle de live fotoğraflarınızı rahatlıkla boomerang olarak hikaye atabilirsiniz. Videonun sonuna geldik. Umarım işinize yarayacak Instagram hileleri paylaşmışımdır sizinle. Eğer bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız Mavi Kadın'ın YouTube kanalına abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.